Siz bir siyasal iletişim uzmanı olarak, bir analist olarak nasıl bakıyorsunuz bu seçim ortamında, bu tören, seçmenlerin bakışı, insanların tabii yani ülke için önemli bir e, çalışma bu e, gazın gelmesi, ekonomik boyutları da var. Yani e, Mehmet Öğütçü dedi ki, yani ne çok abartalım, ne de çok yerelim, hakkaniyetle değerlendirelim. Hem çok önemli ve faydalı. Ama bir yandan da tabii belki sormamız gereken sorular, daha net yanıtlar almak gerekiyor. Bu çerçevede değerlendirmek lazım dedi. E, buyurun İbrahim Bey. Çok doğru yani vatandaşın gündelik ekonomisini kısa vadede etkilemesini çok beklemiyoruz. Hı hı. Çünkü niye? Bir kere zaten yaz aylarında doğalgaz tüketimimiz azalıyor, doğalgaza ihtiyacımız azalıyor. Dolayısıyla belki ki bu şey indirimler falan olacak olsa bile zaten tüketim düştüğü için onun aile ekonomisi üzerindeki etkisi çok fazla hissedilmez. Bir de sonbahardan itibaren de doğalgaz evlerde tüketilen doğalgazın maliyetlerinde bir indirim büyük bir indirim yaratmayacak. Çünkü niye sadece %7'si buradan üretiliyor? %93'ü dışarıdan geliyor. Buranın fiyatları ne kadar indirecek olursanız olun %7'de yapacağınız indirimlerle %93'ün in ortalama fiyatlarını çok fazla aşağı çekemezsiniz. Ama bu sonunda şey yani büyük bir proje, büyük bir başarı ve başarının gerçekleştirilmiş olmasının illaki siyasal iktidara bir pozitif geri dönüşü olacaktır. Ama bu ne ölçüde olacak? İnsanlar gündelik sorunlarına mı odaklanacak? Yoksa bu ulusal başarılara mı daha fazla odaklanacak oy verirken hı hı. E, onları işte tabii bu gözlemlendikten ve gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra e, tekrar ölçmek lazım. O zaman görürüz. Evet. ya yani Bu öyle bir hale geldi ki artık bu iki yani bu ifade son günlerde herkes tarafından telaffuz edilmeye başladı. İşte e, tog mu, soğan mı, köprü mü, işte tencere mi? Yani birkaç gündür siz de mutlaka zaten e, içindesiniz ve takip ediyorsunuz. E, i̇ktidar bu tür atılımlarla e, daha çok bu kampanya sürecini yürütüyor. E, muhalefetin öne çıkardıkları da farklı. Seçmen için hangisi daha etkili? Şimdi seçmenin, bir genel olarak seçmenin ortak bir davranış kalıbı yok. Şimdi bazı seçmenler siyasal kimlikleriyle oy veriyorlar. Bazıları daha rasyonel tercih teorisi yani ekonomideki vesairedeki tota olarak başarısına bakıyor. Kimisi negatif partizanlık denen sayıklarla oy veriyor. Yani rakiplerinden nefret ediyorsa başarılı bulmasa bile bir adayı destekleyebiliyor. Şimdi her bir seçmenin davranışını şekillendiren temel faktörler, temel sayıklar birbirinden ayrışıyor. Şimdi bazı dönemlerde bir faktör biraz daha ön plana çıkıyor diyelim ki bazı seçimlerde siyasal kimlik çok ön plana çıkıyor bazılarında diyelim 2002 seçimlerinde olduğu gibi rasyonel tercih teorisi ekonomi başarısı ekonomi performansı ön plana çıkabiliyor falan şimdi bu dönemde her şeyden biraz var yani ekonomik kriz var ama bir taraftan hükümetin bazı başarılı olduğu alanlar var bir taraftan güvenlik kaygıları var bir taraftan siyasal kimlik tartışmalar var kutuplaşmalar var o kutuplaşmanın yarattığı negatif partizanlıklar çok güçlü hangisinin ölçüde etkili olacak bunu şeyi anlamaya çalışıyoruz ama bizim gördüğümüz hepsi biraz seçmen davranışı üzerinde etkili oluyor. O yüzden seçmenin de kafası karıştı ve yani işte seçime 20-25 gün kaldı ve hala net bir biçimde şu kazanacak, bu kaybedecek bilmem ne diye yorumlar yapmakta zorlanıyoruz. Zor bir seçim, zor bir yarış oluyor. O yüzden de partiler, taraflar ellerinden gelen bütün kozlarını masaya koyuyorlar. Bu da o kozlardan biri. Daha öncekilere göre Öngörülmesi biraz daha zor bir seçim olduğu yorumu var son günlerde. E, Tabi depremin de etkisiyle atmosfer de daha farklı, duygu yoğunluğu daha farklı. Her de aynı derecede olmasa da e, siz de yani yıllardır kamu araştırmaları da yapıyorsunuz. Bu seçim atmosferi şu an öncekilerden farklı mı, daha mı zor öngörülebilir bir seçim e, bu seçim? Yani sonuçları daha mı zor tahmin edilir? Zorluğu başa baş bir yarış olmasından kaynaklanıyor. Mesela İstanbul'daki birinci yarış da başa baş bir yarıştı. Yani hı hı. iki aday birbirine çok yakın gidiyor. Ve dolayısıyla ben o zaman mesela büyük iddialı laflar etmiştim. Yani foto finishle bitecek ama Sayın İmamoğlu önde bitirecek demiştim. Hı hı. Öyle oldu ama bu araştırmacılık açısından bir risk yani. Makas açık olduğunda tahmin etmeniz çok kolay. Yani bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki ay önceden Sayın Erdoğan'ın yüzde civarında bir oyla kazanacağı belliydi Hatta o dönemde Haber Türk gazetesi yayınlanıyordu, orada yayınlanmış. Kübra Parla röportajım var. Ben seçim kararı alındıktan hemen sonra 152 civarında bir oyla Sayın Erdoğan birinci turda kazanacak demişim. Niye? Makas çok açık çünkü. Şimdi ama öyle değil. Yani başa baş bir yarış. Öyle olunca da sonucunu öngörmekte zorlanıyorsunuz. Bir de kazanma kaybetme yani hiçbiri kazanamayabilir. Yani bu seçimin bir de öyle bir özelliği var biliyorsunuz. Yani hiçbiri kazanamayabilir. İkinci tura kalabilir. Galibi ikinci turda da görebiliriz. Ve bu bizim siyasal tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir şey. Çünkü biz iki turlu bir seçimi daha önce yaptık ama 2018'de ama orada işte makas açık olduğu için ilk turda bitti. Şimdi ilk turda bitmeme olasılığı var. O yüzden de yani kim kazanacak? Belki hiçbiri kazanamayacak. Yani o da yüksek bir olasılık. Şu an en yüksek bir olasılık hiçbir adayın ilk turda kazanamaması. Öyle evet. olunca da tabii şey öngörülerde biraz zorlanıyor araştırma evet. sektörü.